Merhaba sevgili gençler, rehberlik servisine hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi 9. sınıf tarih 1. dönem 2. yazılı sorularının çözümüyle karşınızdayız. Çok fazla üstüne durmayacağım, hızlı geçeceğim video uzamasın diye arkadaşlar. Siz videoyu yavaşlatarak ya da durdurarak cevapları kontrol edebilir. Önce çözüp sonra cevapları kontrol edebilirsiniz. Birinci soru, 1347-1351 yılları arasında Avrupa'da nüfusun yarısının neredeyse ölümüne sebep olan gelişme hangisidir diyor. Veba salgını, 30 yıl savaşları, 100 yıl savaşları, doğal afetler. Evet, bu yıllar arasında büyük bir biliyorsunuz arkadaşlar veba salgını vardı. Nüfusun neredeyse yarısının ölümüne neden olmuştur. Hemen hızlıca geçiyorum ikinci soruya. Öncüllü bir sorumuz, verilen özellikler aşağıdaki ticaret yollarından hangisine aittir diyor. Verilen bilgileri okuduğunuz zaman doğru cevabın İpek Yolu olduğunu göreceksiniz arkadaşlar. Doğru cevap B. Hızlı gidiyorum. Paragrafları okumayacağım çünkü video çok uzuyor ve kızıyorsunuz video uzuyor diye arkadaşlar. Ayrıca bu videonun altında 9. sınıfların yazılarının bulunduğu linkler olacak. Videonun altındaki linki tıklayın, diğer yazıları da izleyin. Yine öncüllü, 4 tane öncüllü var. Hindistan'daki kas sistemine göre diyor. Bazı özellikler verilmiş. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Evet. Kas sistemine göre hangisi söylenemez? Okuduğunuz zaman öncülleri bilgileri D seçeneğindeki kişisel barışlar kaslarda etkilidir. Seçeneği doğru cevap olarak karşınıza çıkacak. Öncüllerden onu çıkaramıyorsunuz sevgili gençler. Geçelim bir sonraki soru. Dördüncü soru. Yan tarafa geçeceğiz sanırım dördüncü soruda. Evet. Yukarıya doğru gidelim. Dördüncü soru. Yok, aşağı iniyormuş dördüncü sorumuz. O halde aşağı doğru devam edelim. Demek ki kağıt bir bütün olarak yukarıdan aşağı alıyor. Evet, dördüncü soru. Orta çağda konar göçer topluluklarının ordusu ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir diyor dördüncü sorumuz. Dikkat edelim, doğrudur ya da değildirlere dikkat edelim. Öğrencilerimiz yazılarda buna çok düşüyor arkadaşlar. O kelimenin altı çizildiyse özellikle düşüyorsunuz. Okuduğunuz zaman arkadaşlar ağır donanımlı silahlar kullanmışlardır. Evet, konar göçer toplulukların ordusu ağır donanımlı silah kullanamaz. Çünkü sürekli geziyorsan ağır silahlar taşıyamazsın. Mantığa aykırı bir kere. Doğru cevap B. 5. Bir toplumsal tabakalaşma olan kas sistemi aşağıdaki medeniyetlerin hangisinde ortaya çıkmıştır? Tabii ki çok önemli arkadaşlar. Eski uygarlıklardan biri. Ve hemen nerede? Hint değil mi? Az önce zaten gördük. Kas sistemi Hindistan'da ortaya çıkmıştır. Doğru cevap C. Hemen yukarıda zaten bir iki soru öne giderseniz cevabı bulabilirsiniz hemen. Altıncı soru. Hindistan'da babadan oğula geçen bir mesleki yapı ile halkı sosyal sınıflara ayırıp eşitliğin ve millet olma bilincini engelleyen sistem hangisidir? Az önce aslında bunun cevabını yine verdik değil mi arkadaşlar? Üç soru peş peşe hemen hemen cevabı aynı. Doğru cevap kas sistemi olacak Hindistan'da. Kesin sınıf ayrımına neden olmuştur. Yedinci sorumuza geldik. Coğrafi keşiflerle birlikte insanlık bilinmeyen kıtalara ulaşmış ve dünyamızın eski yeni dünya şeklinde iki farklı coğrafi bölümlendirme ile tanışmıştır. Evet, buna göre Asya, Avrupa, Amerika, Afrika, Avustralya kıtalarından hangileri eski dünya kıtalarıdır? Evet, hangileri eski dünya kıtalarıdır? Aslında bu basit bir soru arkadaşlar. Eski dünya kıtaları bir kere Asya ve Avrupa var içlerinde, bunu unutmayınız. Asya, Avrupa ve bir sonraki ise Afrika'dır arkadaşlar. Öyle bir 1, 2 ve 4'ü bulacağız. Nerede var? 1, 2 ve 4. B seçeneğinde var. Doğru cevap B seçeneği. Unutmayın, Asya, Avrupa ve Afrika eski dünya kıtalarıdır. Yeni dünya kıtaları da diğer 4'üdür. Geçelim 8. soruya. Eski Türk İslam devletlerinde genellikle aynı esnaf grubuna ait dükkanların bir sokak üzerinde sıralanması ile meydana gelen ticari mekan aşağıdakilerden hangisidir? Tabii ki kervansaraylardır değil mi arkadaşlar? Doğru cevap kervansaraylar olacak. Bu cevapları not edin arkadaşlar. Karşınıza büyük ihtimalle yazılıda çıkacak. Bir tane paragrafımız var arkadaşlar. Paragrafı okuduğunuz zaman diyor ki buna göre kervansarayların yapılmasındaki en önemli amaç aşağıdakilerden hangisidir? Evet, kervansarayların amacını soruyor burada. Doğru cevabımıza geldiğimiz zaman soru seçenekleri burada kaymış. Ticareti canlandırmaktı. Hangi seçenekte sorular evet, şurada iç içe geçmiş cevaplar ama ticareti geliştirmek olacak. Ticareti canlandırmak ya da geliştirmek. Doğru cevap C seçeneği olarak karşımıza çıkıyor. Var mı burada başka? Evet, 10. soruya geldik arkadaşlar.
10. soruda feodalite ile ilgili. Buna göre Ortaçağ Avrupası ile ilgili olarak 3 tane öncül vermiş. Merkezi otoritenin zayıf olduğu, sınıflar arası eşitlik olduğu, savaşlar feodalitenin Avrupa'nın dışına yayılmasına neden olduğu ifadelerinden hangileri doğrudur diyor 10. sorumuz. Aşağı indiğimiz zaman hemen karşımıza sadece merkezi otoritenin zayıf olduğu arkadaşlar doğrudur. Sınıflar arası eşitlik zaten yok. Sınıflar feodalite Avrupa'nın dışına yayılmasına neden oldu. Hayır, daha sonraki bir iştir o. Doğru cevap A, sadece bir. Evet, Avrupa ile ilgili olarak bunlar doğrudur. Geçelim bir sonraki sorumuz. 11. soru. Demek ki burada kağıdımız bitiyor. Hemen en yukarıya gidiyoruz. 11. soruda yeniden cevaplamaya başlıyoruz sevgili gençler. Evet, 11. sorumuz. Orta çağda konar göçer yaşamı benimseyen topluluklarda aşağıdakilerden hangisi görülmesi beklenir? Evet, konar göçer. Yani sürekli gezen toplumlarda ne görülür arkadaşlar? Çadır sanatının gelişmesi değil mi? Türklerde de çadır sanatının çok gelişmiştir. Sebebi ise sürekli çadırlarda yaşadıkları için yeni çadır tipleri, yeni çadır dizaynları ortaya çıkarıyorlar zorunda olarak. Çünkü ihtiyaçtır. İhtiyaçtan yeni şeyler ortaya çıkıyorlar. Bu da sanata dönüşmüştür. 12. sorumuz ne diyor? Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? İngiltere ve Fransa gibi krallıklar ordularda maaş karşılığında asker bulundurmaya başlamışlardır. Evet, 14. yüzyıldan itibaren İngiltere ve Fransa'da paralı askerlik başlamıştır. Bunun sebebini soruyor. Evet, askerlik mesleğinin ortaya çıktığına ulaşabiliriz değil mi? Askerlik meslek haline gelmiştir. Doğru cevap D seçeneği. Aslında güzel ve bilgi düzeyinde sorular bunlar. Bakalım 13. Aşağıdakilerden hangisi Orta Çağ Avrupa'sında meydana gelen siyasi sosyal gelişmelerden birisi değildir? Orta Çağ'da hangisi meydana gelmemiştir? Visigot Krallığı, evet. Katolik Ortodokslar bölündü, evet. Rönesans'la beraber, reformla beraber. Magna Carta, evet. Yüzyıl savaşları, evet. Coğrafi keşifler, tabii ki Orta Çağ Avrupa'sında meydana gelen siyasi ve sosyal bir gelişme değildir. Adediyor. Siyasi ve sosyal bir gelişme. Daha çok nedir aslında? Ekonomiktir daha çok değil mi? Bu neden sonuçları siyasal ve sosyaldır. Geçelim bir sonraki sorumuz 14. soru. Orta Çağ Avrupa'sında damgasını vuran feodalite ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir? Toprakların mülkiyeti devlete aittir diyor arkadaşlar E seçeneğinde. Feodalite varsa devlete ait olmaz, bireye ait olur değil mi? Doğru cevap E seçeneği 14. soruda. Toprakların mülkiyeti devlete ait değildir. Derebeylere, ağalara, oradaki zenginlere, ayrıcalıklı kişilere aittir. Sasanilerle Ahura Mazda, Tanrı Ahura Mazda'dır biliyorsunuz. Ona göre bir paragraf verilmiş. Diyor ki, buna göre Sasanilerle ilgili olarak yargılarından hangisine ulaşılabilir? Evet, 15. sorumuz Sasanilerle ilgili olarak hangisine ulaşılabilir diyor arkadaşlar. Kralların gücünün meşrutiyet kaynağının tanrısaldır. Doğru mu? Evet, doğru. Veraset usulünde sorunlar yaşanmaktadır. Evet, çünkü krala ait olduğuna göre yaşanır. Şeyhin şahların gücü sınırlıdır. Hayır, sınırlı değil. Sınırsızdır arkadaşlar. Üçü elediğimiz zaman geriye 1 ve 2 doğruysa madem C seçeneği elimizde kalıyor. Evet, doğru cevap C seçeneği. Okuduğunuz zaman Sasanilerle ilgili biraz yoruma dayalı bir soru aslında. 16. soru. Türk işçiler Emevilerle yaptıkları uzun savaşlar sonrasında Arapları yenmiş, İslamiyet'in Orta Asya'ya yayılmasını engellemişlerdir Türk işçiler diyor. 16. sorumuzda. Buna göre hangisine ulaşılamaz? Seçenekleri okuduğunuzda E seçeneğine geldiğiniz zaman arkadaşlar Türkler İslamiyet'in koruyuculuğunu üstlenmişlerdir. Buna ulaşamayız. Tam tersini engellemişlerdir. Üstlenmemişlerdir, engellemişlerdir. Tam zıttı bir sonuç ortaya çıkıyor. 17. sorumuzda bir paragraf var arkadaşlar. Paragrafı şöyle siz okuyun isterseniz. Şöyle durdurun okuyun. Çünkü ben hızlı geçmek zorundayım. Video çok uzuyor. Sorular biraz uzun. Ne diyor? Buna göre 3 tane öncül vermiş. Durumlarından hangisine ulaşılabilir? Soruyu okuduğunuz, öncülleri okuduğunuz zaman sevgili gençler 17. sorumuzda doğru cevabın 1 ve 2 olduğunu göreceksiniz. Yani C seçeneği karşımıza doğru cevap olarak çıkacaktır. Ya kusura bakmayın, ben üstünde durmadan sorular okumadan geziyorum ve geçiyorum. Video çok uzuyor. İnternetimiz yok. Çok fazla yorumlara baktığınız zaman görürsünüz. İnternetimiz yok. İnternet yetmiyor. Lütfen kısa kesin diyorsunuz. Ben de kısa kesiyorum. 18. Aşağıdakilerden hangisi ticari hayatın sürdürülmesi için
vakıf geleneğinden günümüze kadar gelen yapılardandır diyor 18. Tabii ki arkadaşlar ticari hayatın sürdürülmesi için yukarıda da benzer bir soru çözmüştük değil mi? Kervansarayla ticari hayatı canlandırmak, evet geliştirmek için kurulmuş olan nedir? Kurumlardır. İşte bu sorumuzun cevabı. 19. soru geçelim. Cengiz Han yasası nesilden nesile aktarılan Türk ve Moğol törelerine yazılı hale getirilerek düzenlenmiş şekilde bu yasalar İslamiyet'i kabul eden Moğol hanedanları tarafından uygulanmıştır. Buna göre bizlere 3 tane öncül veriyor yargılarından. Hangisine ulaşılabilir diyor 19. sorumuz arkadaşlar. Hangisine ulaşılabilir? Baktığınız zaman Cengiz Han'dan önce yasaların sözlü olduğu, evet buna kesinlikle ulaşılır. Birinci seçeneğimiz neydi? Birinci öncülümüz. Yasaların oluşturulmasına farklı kültürlerde etkilenmiştir. Nesilden nesile dediğine göre evet bir var, iki var. Yasaların Cengiz Han tarafından oluşturuldu. Hayır, ondan önce de vardır. Nesilden nesile dediğine göre önce var. Üçe eliyoruz, bir iki kalıyor elimize. Bir iki dediğimiz zaman da doğru cevap C olacak. 20. ve son soru. Evet, çok uzun bir soru bu da. Paragrafı şöyle durdurup okuyun siz. Bu paragrafta bırakılan boşluklarda aşağıdakilerden hangisi yazılması doğru olur? 3 tane boşluk var sevgili gençler, gördüğünüz gibi. Bu boşluklara neler yazılmalıdır diyor. Ben hemen cevaba gidiyorum. 20. soruda çarşı, arasta ve riba. Doğru cevap C seçeneği olarak karşımıza çıkacak sevgili gençler. Çarşı, arasta, riba seçenekleri boşluklara yazılacak. Evet, videomuz burada son buldu sanırım. Evet. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Videonun altındaki linki tıklayın. Diğer yazıları da izleyin. Başarılar diliyorum sevgili gençler.